Şunlara bak ya. Bunlar ben size diyeyim kesin düğün hazırlığı yapıyorlar. Yoksa bu saate kadar gelirlerdi. Niye gelmesinler ki de? Ah benim eşek kafam. Ya ben kendim gidecektim kızımı almaya. Niye gitmedim ki de? Ya Kalender yeter ha yeter. Sabaha sabah ettik senin yüzünden. E hazır geliyoruz dedi ya. Yok benim babam ben iyice aptal oldum. Bak sana diyeyim. Bunların çevirdikleri entrikalar yüzünden salak oldum ben salak. Ben eskiden böyle zehir gibi bir adamdım ya. Apır sapır konuşma Kalender. Vallahi bu yaşlı baba dayağı yiyeceksin ha. Ya abi gidip alıp gerek ya yiyelim ya. Gerçekten yani. Yani istiyorsan bir operasyon daha yapar. Ne olur ki yani. Otur oturduğun yere. Yoldalar geliyorlar işte. Ha geliyorlarsa gitmek mantıksız abi. Ne gerek var yani. Ya şunlar gelse de artık uyusak be ya. Ya vallahi Allah kulüsten ya. Yeğenim kaçırılmış burada. Sen hala uyku derdindesin. Ağzına bak. Gerçekten büyük sıyırsın sen ha. Baba. Çırık. Kızım annem. Bir tanem iyi misin? İyiyim anneciğim merak etme. Sizin rızanız olmadan evlenemedim. Doğruyu söyle. Gerçekten baba. Sizin rızanız olmadan ben bu evden gelin gitmek istemiyorum. Sonunda sen de anladın değil mi o zırta pozla evlenilemeyeceğini? Vazgeçtin. Yok vazgeçmedim. Baran'dan vazgeçmedim ama sizden de vazgeçmedim. Baba sen beni kendi rızanla bu evden telimle duvağımla gelin edeceksin. Ben öyle mi? Evet sen. Ne olmuş lan buna? Bu... Hakikaten evlenmedi değil mi bunlar? Bir şey olmadı yani aralarında. Yok baba yok evlenmediler. Biz hepimiz şahidiz. He valla baba evlenmediler. Hatta hahamla papaz da şahit evlenme işlerine. Haham ne ki ne? Ya gereksiz ve uzun bir hikaye benim babam. Önemli olan Şirin eve geri döndü. Evlenmedi. Yani senin rızanı almak için konağa geri döndü. Peki o dümbük nerede o dümbük? Yani kaçtı bir yere saklandı değil mi? Aman boş ver benim kriminal dayımın. Babacığım ne yapacaksın? Önemli olan Şirin burada bak Şirin. Ben onu bir daha ihbar edeyim de görsün bakalım gününü. Hangi otelde lan aldınız? Hangisi? Bizim otel ya. Enişte bak kızını aldık sağ selim getirdik sana. Abim Şirin'in kılına bile zarar vermemiş. Allah razı olsun. Bir de teşekkür edeceğiz yani öyle mi? Demin lan İskender. İskender. Aa tamam ne ya tamam. Teşekkür etmesen bile düşmanlık etme enişte. Bak abimi bir kez ihbar ettin zaten. Ondan sonra hep kaçak göçek yaşadı. Neyse cezasını çekecek tabii ki ne. Kanunla kaçırmaz ki ne. Babam. Ney? Canım babam bak yani eğer böyle bir şey yaparsan Şirin'i tümden kaybederiz. Kız bizi bırakamadı geri geldi yani kendi gözlerinle gördün. Hakikaten evlenmedi bunlar der mi? Bak gene arkamdan bir oyun çeviriyorsanız var ya. Aşk olsun benim babam o ne biçim laf? Yani ben bunları bilmem. Hakikaten ben bunları bilmem. Ama ben senin öz be öz tertemiz oğlun Kaan Bozok böyle bir şey düşünmeyi bile düşünemem. Tabii canım tabii. Siz var ya siz hepiniz organize suç örgütüsünüz. Şebekesiniz siz şebeke. Baba biz gerçekten yalan söylemiyoruz evlenmediler. Bana da mı güvenmiyorsun? Diyene bak hele ya. Kız sen değil miydin benim o güzel kızımı o kıvırcık koyuna kaçırtan? Gerçekten belli. Sen bunu söyleyecek son kişi bile değilsin. Tamam haklısınız. Bazı şeyleri sizden gizledim. Hata yaptım. Yaptım. Ama bir sorun bakalım niye yaptım? Sormayacak mısınız? Ben sorarım yenge. Neden yaptın? Ben master. Çık şimdi. Dede. Çık gün başlatma şimdi dedeniz. Dünyadaki en güzel duygu için, aşk için yaptım baba. Ama hatamı da kabul ediyorum. O yüzden cezama da razıyım.
Senin cezanı toyda görecek. Toy mu? He, toy. Mehmet, bella bozuk. Kendini savunmayacak mısın? Savunmam belli baba. Dediğim gibi her şeyi aşk için yaptım. Canım aşk? Aşk ne ya? Bu halde ben de senin cezanı kestim. Sabıkanın temiz olmasını, iyi halini, bir de azmettiğin sebeplerden mütevellit, seni bozuk holdingdeki görevinden azlediyorum. Bozuk konağındaki eski mertebene tayin ediyorum. Eski mertebeme mi? Evet, eski mertebene. Yani eski işine, yani yeni gelinliğe. Bundan böyle bozuk konağının yeni gelini tekrardan bizatihi sensin. Buyurun Hazar Efendi. Ya babacığım, bu karar biraz ağır olmadı mı? Yani şimdi ben diyorum ki, Bella yeni gelin olsun ama ikinci yeni gelin olsun, olmaz mı? Olmaz! Bozuk konağının yeni, yine yeniden yeni gelini bundan böyle ve sonsuza kadar Bella Bozuk'tur, nokta! Tek mi? Yani ben artık yeni gelin değil miyim? Değilsin. Yenge, Ulu. Anam, işte adalet budur be ya. Yarım ah, yarım ava, yarım ah, yarım ava, yarım ava çalı sana, yarım ava oyna sana, yarım ava çalar isen kurban olurum sana. Hadi, yarım ah, yarım ah, yarım ava. Yedi yılım. Kızım, senin tahtalarından birkaçı eksik mi dur acaba? Sen farkında mısın yeniden ve tek başına yeni gelin olduğunu? Farkındayım anneciğim, farkındayım. Ama bana yeni gelinliği koymaz. Siz yeter ki bana olan inancınızı kaybetmeyin. Hasbiyallah ve nimel vekiltü. Yarım, yarım ama. Yeminle bu kız saftiriklikten çığır atladı. Saftirikliğe yeni bir boyut getirdi arz ederim. Aman. Boş versene be Elsin. Bu zırtapol da bundan anlıyor işte. İki güne canına okusunlar da görsün. Biz de sevinek. Bence siz de birazcık Bella yengeye örnek alsanız hiç fena olmaz. Gökhan, bak ikidir aynı gaflet duygusu içine düşüyorsun. İkidir bu kızı bana savunuyorsun. Bunun sonu hiç iyiye gitmiyor anam, haberin olsun. Nokta. Bu parmağı indir. Ya benim kardeşim yalan mı söylüyor canım? Yalan mı? He? Şu kıza bakın canım ya, şuna bir bakın. Ya bu kızdaki yeni gelinlik aşkı hanginizde var? Bu azim hanginizde var? Söyleyin bakalım. Kaan, sen yine beddua istiyorsun yoksa yok? Yoksam yok canım. Bakmıyorum. Demiyorum bir şey, bakmıyorum bile, yok. Ya bu Gülistan tamam sıyrık da. Ama bu Bella vallahi Gülistan'dan daha sıyrık yani. Bunun anası zaten hepten sıpsıyrık. Vallahi bunların analı kızı böyle tımarhaneye götür. Yani kimse şaşırmaz, niye geldi demez. Direkt alırlar şey, tedavi ettirmek lazım bunları. Vallahi yazık ya. İpek! Kim? İpeğim nerede? Dur! Ben vereyim sana ipeği bir gel. Allah Allah ya. La toyun bir ağırlığı vardı, bir olay vardı, o da gitti. Baksana karılar oydu. Gandalf abi. Beni doğru konağa gönderttiğine emin misin? Möteber abla ya. Benim çekirdeğim bitti, az versene bana. Oy. Sen benimle küsneyin değil misin? Ha şimdi sen benim çekirdeğimi mi çitleyeceksin? Tövbe tövbe. Aman benim sinirim geçti gitti de. Ay hem Möhteber abla ben artık üşeniyorum ya. Ben senin yaptıklarının hangi birine küseyim?
Dur azıcık ver. Azıcık daha. Vallahi ben kızacağım ama artık. Tamam kız yeter. Azıcık daha. Kime diyorum ya? Allah. Ben kızacağım ama artık. Niye ki ne? Gel açık havada bir şeyler yiyelim dedin. Kuru kuru çekirdeği kemirtip duruyorsun bize. Kıskıncım. Birazdan mutfağa gider bir şeyler yeriz canım benim. Ne yiyeceğiz peki? Ne yiyeceğiz ha? Ne bileyim ben Allah ne verdiyse. Ayşe, şırdan yiyeceksin sen Ayşe'cim, şırdan. Ay, şırdan mı? Evet. Ben hepinizi arıyorum 2 saattir. Sizi yemek ısmarlayacağım size. Hazırlanın demeye geldim. Sen şimdi bizi şırdan yemeğe mi götüreceksin? Sadece şırdan mı? Kebap, sakatat, bütün ocakbaşı ne var ne yok hepsini ısmarlayacağım size. Kamilla Hanımcığım, senin başına güneş mi geçti acaba bu havada? Yok. Ay içimden geldi vallahi. Bir öpeyim ben sizi. Oh, ne tatlı bunlar Ayşe'ciğim. Oh vallahi. Hayırlım. Haydi kadınlar. Haydi bakayım. Hazırlanın, süslenin, püslenin güzelce. Gidelim tamam mı? Bay bay. Lay 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 lay. O neydi kız? Bu neydi kız? Hakikaten o neydi kız? Ana bayram değil, seyran değil. O anda babasını yaptı ki ne? Tevbe tevbe. Ya nerede kaldılar? Asiye! Asiye nerede kaldı kızım? Asiye! Ya ağam onun süsü püsü bitmez. Akşama anca hazırlanır. Hadi biz gidelim. Vallahi Kuntuk doğru söylüyor. Onu beklersek daha çok bekleriz. Biz gidelim arkadan gelsin ya. Tevbe. Uf. Geldim ağam, geldim. Hadi gidelim. Geç. Oh. Dur. Geç. Kız Asiye, sen çok güzel kokuyorsun. Kolonya mı sürdün? Dütü kolonyası mı kız? Allah seni ya. Hiç güleceğim yoktu kolonya diyor ya. Ne kolonyası? Parfüm bu parfüm. Ağam aldı, ağamın hediyesi. Ağam mı? Ağam, bana neden hiç parfüm almadın? Bana da. Kızım siz kendinizi hacıya sürmüyorsunuz mu? Parfümü nerenize süreceğiniz? Yok, artık parfüm kullanacağız biz ağam. Bana da parfüm al. Hem de en güzel kokanından, tamam mı? Bana da en pahalısından. Olur, olur. Bir bu eksik kalmıştı zaten, alırız. Ay, çok bekletmedik değil mi? Kız! Kristal! Bu ne hal? Ya seyyar kuyumcular gibi neyin olmuşsun kız? Aa Mehtiber ablam, niye şaşırdın ki? Ben de sizin gibi ağ karısı değil miyim be ya? İyi lan. Karının tek bileğine 100.000 lira vardı ha. Kız ondan sen hesapladın hemen. Kaan biliyorsun ki ben altın eksperiyim. Gördüğüm yerde tanırım. Bak tam 7 tane burma saydım, 4 kelepçe. Beşi bir yer değil, zincirleri saymıyorum bile. Ben de kendimi yıllar yılı ağ gelini sanırdım ama değilmişim. Bak karı dün geldi, benim yıllar yılı yarım gram çık altınım varken onun tam yarım tonu var. Evet. Kız. Affet, kıskanma. Yazık. Baksana kadın hayatında ilk defa altın görüyor. Değil mi ya? Hakikaten. Amcam da garip olmuş. Gelin, gelin, gelin. Ya yani amcam, hakikaten çok yakışmış ha bu üstündeki. Aynı siyahi Amerikan artistlerine benzemişsin. Şapka eksik, şapka. Kan ya. Sağ ol yeğenim, amcam benim ya. Gülistan yengenle bir şöyle kendimize bir çeki düzen verak dedik de. Benim kardeşim, açılmayın öyle. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. De haydi, geçin de arabaya, burada ağaç olduk sayenizde. Ne oldu İskoş? Ya ne olacak ya? Araba almayı unuttum.
Ama şimdi hepinizin altında dört çeker var, arabası var şimdi. Benim olmaması biraz garip oluyor yani. Yayan kal, yayan mı kalak yani? Alırsın benim kardeşim, alırsın. Yavaş yavaş, yavaş. Güllacığım, hatırlat da gelirken bana bir iyi hatırlat. Gelirken şöyle güzel bir araba paketletelim. Duydunuz. Kürk mantolu peluş amcamız ne dedi? Paketletelim dedi canım benim. Sanki kasaptan yarım kilo kıyma paketletiyor. Yeter Rafet. Hasretinden çatlayacaksın şimdi ha. Yeter. Ve haydi. Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika. Benim paşa damadımla kızım nerede? Geldik anneciğim, geldik. Buradayız, buradayız. Aa, valla. Yavrum, otantik kıyafetleri giymişsin sen. Yeniden yeni gelin oldum anneciğim. Bundan sonra hep böyle. Ay ne güzel. Sana her şey yakışıyor yavrum. Nasıl istersen öyle giyin benim güzel kızım. Kız, yeni gelin. Nereye? Annem yemeğe götürüyor ya Mehtemel anne. Kız yeni gelinin lokantaya gittiğini de görülmüş. Kırbacakların da akşama yemek pişir de haydi. Olur anneciğim olur. Ayıptır günahtır be ya. Kız o kadar giyinmiş, süslenmiş, püslenmiş. Siz yemekten döndükten sonra tekrar mı yemek yiyeceksiniz? Tabii. Ev yemeği gibisi var mı? Tabii yiyeceğiz. Sorun değil Gülistan yenge. Ben evde kalayım. Karıcığım emin misin? İstersen gelebilirsin. Yok aşkım eminim. Hem mutfağı özlemiştim zaten. Ben gidip biraz çalışayım. Hadi size afiyet olsun. Aferin benim kızıma. Maşallah. Yeminle katıksın saf. Sen onlarla kendini kıyaslama karıcığım. Ya haydi. Oha Ayşe, oha yeter. Küçük bir hayvanat bahçesi yedin. Kamelyalı Hanım, bütün dükkanı getirdi zaten çocuklar. Bırakın, yeter. Yetmez. 40 yılda bir akrabalarımla, dünürlerimle yemeğe çıkmışım. Çok mu? Hep beraber yiyeceğiz. Getirin, ne var ne yok getirin bakayım. Kızgındık ya. Hakikaten bu Kamil bacıya bir şeyler olmuş ha. Dedikleri kadar var. Onda bir tek kanatları eksik ha. Dur dedim Möteber abla. Kanat eksik. Garson. 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 Bak bize böyle kanat tavuk kızgara getir ama çok iyi kızarmış olsun. De bak hadi bakayım. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına Ayşe ya? Ben diyorum İstanbul boğazı. Sen diyorsun ki yandık gözümün ağzı. Şuna bak şu an ya. Nasıl da her şeyden yiyor. Kız leş gibi sarımsak kokacaksın ya. Ay bir de o ondan parfüm istiyor. Parfüm sen onun neyini acaba? Ya ağam beni zarımsak kokumla, bastırma kokumla ve bilumum doğal baharat karışımı kokumdan seviyor bir kere deme. Gökhan, sil şu an anın ağzını. Ay hiç güneceğim yoktu. Kız ağam seni öyle sevseydi beni üstüne almazdı canım benim. Doğru söylüyor. Aldın mı ağzının payını? Mertemir abla, bunu siz söyleme bari. Ağam beni hayrına almadı. Farkındaysam senin üzerine kuma aldı. Hatırlatırım. Sevgili bozuklar, sevgili dünürlerim, sevgili misafirlerim ve de akrabalarım. Oh, benim bu davetimi kabul edip beni kırmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu benim en mutlu günüm. Hakikaten Kamelyalı Hanım. Biz nasıl böyle bir sevgi kelebeği olduk yine? Ailemizin temelini, ailemizin temel direğini oluşturan
O bizim entrikalarımız. O laf sokmalarımız. Efendime söyleyeyim, arkadan çevirdiğimiz dolaplar. Onlar ne oluyor ki ne şimdi? Tarih oldu Kalindurcuğum, tarih oldu. Şimdi sevgi var, güzellik var, birlik var, barabarlık var. Yaşa be Kamile Hanım bacı, ağzın bal yesin. Ne oldu benim İskender'im? Senle mi bir konuşma yapacaksın? Abi Kamilla yengem gibi benim de bugün en mutlu günüm yani. Hazır burada da böyle toplaşmışken ben de sizleri bir yemeğe davet ediyorum. Allah Allah yeni amcam, senden bizi yemeğe götüreceksin. Nereye götüreceksin? Tostçuya mı götüreceksin? Ya işte Adana'nın en lüks lokantası neresiyse oraya götüreceğim ve ben ısmarlayacağım benden yani. Bizim paramızla bize yemek ısmarlayacaksın İskender. Olur mu abi? Kendi şahsı servetimle ısmarlayacağım yani. Kendi şahsı servetimden şey yapacağım. Bak sana bir şey diyeyim mi? Sen son zamanlarda çok açıldın. Biraz sık sık sık. Ya benim canım kocam İskender çok eli açıktır, çok nankördür yani. Bunu bilmiyoruz mu? Hazar. Efendim anneciğim. Hazar yavrum sen neden orada oturuyorsun? Gelsene kayınvalidenin yanına yavrum. Gel bebeğim. Hadi sen öte git Kamil. Hayatım oturuyoruz ki şimdi burada yani niye yer değiştiriyoruz ki? Ay kocacığım sen öte git ne alırsın? Tamam kalk çocuğum kalk. Gel. Yavrum benim, paşa çocuğum benim, paşa. Annesinin kuzusudur bu, bir tanesidir. Nasılsın yavrum? Bal olsun sana, kaymak olsun, yarasın yediklerin çocuğum. Ay başıma gelenler. Ha bu karı kaptıya benim şu an. He, vallahi Kamili bacı, Hazal'a döşüne bastığına göre artık sitti sana kurtuluşumuz neyi? Ya Asiye, bak ne diyeceğim. O ilaçtan acaba sen de mi içsen? Ha? Bella'yı böyle kızın gibi bağrına bestirirsin. Mutlu, mesut yaşayıp gidersiniz. Yürü git. Allah yazdıysa bozsun. Tövbe estağfurullah. Evet, tatlılarımıza başlayabiliriz. Hepinize afiyet olsun. Kamelya Hanım ne yapıyorsunuz? Tatlıyı bari ben ısmarlasaydım. Benim bir tatlıcım var Adana, çok meşhur. Oradan yaptırıverdim size tatlı. Ya olmaz Kalindir'cim, olmaz. Bu benim en mutlu günüm. Hepsini ben ısmarlayacağım. Ama bir daha olmasın bak. Ahu kız. Vallahi bu ilacın adını öğrenmemiz lazım ha Afet. Yeminle taş kadayıfı gibi karıyı tutlaca çevirdi ya. Ay canım. Hı? Kız benim bu Kamilya bacı hakkındaki görüşlerim sabit anam. İçim hiç rahat değil. Bu karı kesin kes böyle Ali Cengiz'li oyunlar çeviriyor olabilir. Çok biliyorsun sukumsuz. Öyle değilse man güven ha. Nerede dalga dümen var ben anlarım. Kız bu karı rol yapıyor. Resmen meleğe dönmüş. Harelerin nerede? Diyorsun. Evet. Tamam, Ölücümlülük bu kadar yeter. Kız aşağı. Vallahi boşan da semerini ya. Tamam. Benim canım Elkin. Rica etsem bana şuradan şeker uzatır mısın? Ayşamlar sana diyorum. Yok hayır. Daha oradan buraya şeker mi zeynir? Yok burada şeker mi? Aa orada yanındaki neden işte o ne kız? Şuna bak ya, şeker isteyeceğim de o bütün altınlarını ağzımıza sokacak ya. He, kürküsüz. Kız, geçmiş üstüne koca hayvanı, bir de cakal satıyor. Tutsuz. Allah belan etsin. Tokat değildi. Eltilerimi gördün mü? Hepsinin ağzı açık kaldı. Vallahi mücevi yerlerime nazar değecek diyordum, koptu he. Beş taşımın beşi de birden çatlayacak diye aklım çıktı. Ya çatlarsa çatlar, patlarsa patlar kız. Allah Allah, çatlarsa video alırız, ne olacak? Vallahi mı lan? Vallahi tabii canım. Benim canım İskender'im, benim cömert erkeğim. Gülmüş sana kurban olsun. İskender'im.
indir. Yemeğimizi yiyelim de hemen odamıza gidelim, tamam mı canım kocam benim? Yavrum, sevdin mi tatlını çocuğum? Evet anneciğim, çok teşekkür ederim. Ay aslan oğlum benim, paşa oğlum benim. Ne tatlıdır benim oğlum. Gel sarılayım sana. Oh. Anneciğim ben hemen geliyorum. Bir dakikaya geliyorum. Hemen gel çocuğum, hemen. Bekliyor annen seni burada yavrum. Abi. Hı. Vallahi ben korkmaya başladım. Kamil'le annemin aklı Korkut dedem gibi gidip gelecek mi acaba? Yok oğlum korkma canım, ondan değil onunki. Nazgül bana dedi, ilaç mı narkoz mu ne bir şeyler veriyorlarmış. Hadi be. Bundan sonra hep böyle mi olacakmış? Tedavisi ne kadar sürecekmiş? Ya onu ne bilek. Bence sen bugünün tadını çıkar. Oy benim paşa abi. Ne kadar silahsa o kadar kar sonuçta. Evet benim paşa oğlum. Haydi git kaydananı yalnız bırakma. De haydi. Haydi. Kamil'e teyze bize sormada git. Benim paşa abim.